Arkası Yarın. Kırılan Testi ve Hukuk 13. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard de Villiers. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Ses Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Hollywood'un ünlü sinema yıldızı malikanesinin havuzunda 7 hizmetçisiyle birlikte öldürülmüş halde bulunur. Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la mafya babası Jack Moore'la ilişkisi olduğu tespit edilir. Olay yerinde cinayete kullanıldığı sanılan ve sinema oyuncusu Ralph Jordan'ın baş harflerinin yazıldığı bir tabanca bulunur. Ancak sinema oyuncusu da evinin banyosunda ölü bulunur. Başlangıçta cinayetleri Ralph Jordan'ın işleyip sonra da intihar ettiği üzerinde toplanırsa da soruşturma derinleştirilince sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Fakat soruşturmayı sürdürenlerden Komiser McCann, mafya tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Komiser McCann, mafyaya Coleman adında bir kızın aleyhlerinde şahitlik yapacağını söyleyince, mafya kızın öldürülmesi için iki kişiyi görevlendirir. Bunlardan Pete kıza aşık olunca onu öldürmez. Bu gelişmeler üzerine Coleman ve Pete polis koruması altına alınır. Mafya, koruma altına alınan gangster Pete ile Coleman adlı kızın peşine düşer. Pete ifade verirse de kız korkarak ifade vermeye yanaşmaz. Ne var ki şahitlerin konuşacağından korkan mafya, Ferrari adında çok tehlikeli bir tetikçiyi kiralar. Ferrari bir fırsatını bulup Pete'yi öldürür. Nihayet onu öldürdüler değil mi? Zavallı Pete. Bugün benim son günüm olabilir diyordu. Bu adamı böyle serbest bırakamazsınız. Bir şeyler yapmalısınız komiser. Hangi adamdan söz ediyorsunuz Bayan Coleman? Mafya babası Morer'den. Pete kendini öldüreceklerini söylüyordu. Sonunda öldürdüler işte. Sakin olun lütfen, sakin olun. Pete'i Morer öldürmedi ki. Pete kazayla öldü. Hayır, hayır, onu Morer öldürdü. Mahkemede şahitlik yapmaması için öldürdü. Allah belasını versin. Yeter artık. Odanıza gidip yatın Coleman. Pete'i kimse öldürmedi. O banyodayken biz kapının önündeydik. İçerisi boştu ve dışarıdan da kimse girmedi. Coleman gel tatlım, odaya gidelim. Sinirlerin çok bozuldu senin. Hayır, bırakın gel. Beni. Madem Pete öldü, size bazı şeyler söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksiniz? Morer denen o canavar yaptıklarının cezasını çekmeli. Artık bundan böyle bana yapabilecekleri umurumda bile değil. İfade vermeyi kabul ediyorum. Sahi mi? Yani ifade verecek misiniz? Evet. Ne biliyorsam, ne gördüysem her şeyi anlatacağım sizlere. Malikanenin havuzunda Morer'i gördüm. Cün Arnut'u o öldürdü. Elinde bir bıçak vardı. Her şeyi, her şeyi gözlerimle gördüm. Meç, hemen daktiloyu getir. Bayan Coleman ne söylüyorsa yaz ve sonra da imzalat. Tamam. İşte sonunda seni elektrikli sandalyeye oturtacağım Morer. Neler söylüyorsun Paul? Pete nasıl ölmüş? Banyo yaptığı su çok sıcaktı efendim. Sanırım kalp krizi geçirerek öldü. Yani öldürülmediğinden emin misin? Nasıl öldürülebilir ki savcı bey? Pete banyoya girmeden önce komiser O'Brien içeri girip banyoyu kontrol etti. Sonra banyoya girdiğinde kapıda ikimiz birden nöbet tuttuk. Banyo penceresinden girilemez mi? Bu mümkün değil, pencere çok küçük. Sonra binanın ikinci katında. Oraya tırmanıp içeri girmek kolay değil. Girdi diyelim, O'Brien içeriği kontrol ettiğinde biri olsaydı görürdü değil mi? Yani ölümünde anormal bir şey yok mu diyorsun? Hayır yok, tamamıyla şanssızlık eseri oldu. Gene de kötü oldu. Onun yazılı ifadesindekileri mahkemede jüri önünde söylemesini isterdim. Geriye Morer'i elektrikli sandalyeye gönderecek tek bir şahidimiz kaldı. Bayan Coleman. Ama o da ifade vermemekte direniyor.
O konuda da bir gelişme var efendim. Coleman ifade verecek. Ne? Sahi mi? Yani ifade vermeyi ve şahitlik yapmayı kabul etti mi? Kabul etti efendim. İşte bu güzel haber. Peki kızın kararını ne değiştirdi Paul? Pete'in ölümü efendim. Kız onun normal şartlarda öldüğünü kabul etmiyor. Ona göre mafya babası Morer öldürdü onu. Sanırım Pete'e karşı bazı duyguları vardı ki Morer'den intikam almak için konuşacağını söyledi. Peki Morer'i cinayet sırasında malikanede görmüş mü? Görmüş efendim. İşte bu harika. Şimdi yaktık seni Morer. Artık kimse kurtaramaz seni kanunların pençesinden. Girin. Girebilir miyim efendim? Tabii İvanoş. Gel bakalım. Bir şey mi vardı? Efendim, dün Bayan Coleman'la ilgili bir tahkikat yapılarak geçmişinin araştırılmasını istemiştiniz. Evet Roş, bir şeyler bulabildiniz mi? Çok şey bulduk sayın savcım. Neler bulduğunu hemen söyle. Kızın adı Frances Coleman değilmiş. Gerçek adı Frances Talleter'miş. Babası da bütün dünyaca bilinen meşhur bir isim. David Talleter. Ne? Yani şu meşhur Boston vampiri mi? Evet şef. Vay canına. O adamın kim olduğunu gayet iyi biliyorum beyler. Bu canavar herif çocukların kanını emmekle isim yapmış ve son defasında halk tarafından suçüstü yakalanarak linç edilmişti. O kargaşa içinde karısı da öldürülmüş, kızı da ortadan kaybolmuştu. İşte bu kız Frances Coleman'dır. Gerçek hüviyetini saklayarak yeni bir hayat kurmayı başarmış. 10 yıldan beri de bu isim altında çalışıyormuş. Şimdi kızın neden ifade vermek istemediğini anlıyorum. Eğer Morer hakkında şahitlik yapmayı kabul etseydi, bir anda bütün gazetelerin birinci sayfasında gerçek ismi ve fotoğrafları çıkacaktı. Sanırım halkın eski olayı hatırlamasından ürkmüş olmalı. Evet, benim. Tamam, biz de geliyoruz. Cinayet masası amiri Macken gelmiş. Kızın ifadesini almak için yukarıda bizleri bekliyormuş. Hadi gidelim Paul. Hı hı. Oturunuz Bayan Coleman. Bize yardım etmeye karar verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Konuşmak için gösterdiğiniz tereddüdü anlıyorum. Demek kimin kızı olduğumu öğrendiniz. Evet. Bu yüzden de her türlü neşriyattan sizi koruyacağıma emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim Savcı Bey. İfadenizin yazılı olarak alınmasında herhangi bir mahsur görüyor musunuz? Hayır, hiçbir mahsur yok. Komiser Macken, isterseniz sorgulamaya önce siz başlayın. Bayan Coleman, her şeyi ortaya koymak için sorularımıza doğru cevap vermenizi istiyorum. Şimdilik belirli bir adresiniz yok, öyle değil mi? Hayır, yok. Bir kız arkadaşımın evinde kalıyordum. Ayın 9'unda saat 19'da ünlü sinema oyuncusu Jun Arnott'u görmeye gittiniz mi acaba? Gittim. Onu görüp ne yapacaktınız? İşsiz ve parasızdım. Oda kiramı bile ödeyememiştim. Eskiden Bayan Arnott'la oynamıştım. Yeni bir film daha çevireceğini bildiğimden bana ufak bir rol verip vermeyeceğini sormaya gitmiştim. Peki onu görebildiniz mi? Evet. Malikaneye saat kaç sıralarında gittiniz? 7 civarında. Kapıcı sizi nasıl içeri bıraktı? Önce bırakmadı. Bayan Arnott'a telefon etti. O gelsin deyince bıraktı içeriye. Siz de içeri girdiniz değil mi? Evet. Hava çok sıcaktı. Bayan Arnott havuzda yüzüyordu. Beni orada kabul etti. Terli olduğumu görünce yanına gelip yüzmemi istedi. Yanımda mayo olmadığını söyleyince vestiyerde üzerime göre bir mayo bulabileceğimi söyledi. Giyinip hemen yanına dönecektim. Mayo giydikten sonra Bayan Arnott'un yanına döndünüz mü? Ben... Hayır, buna vakit bulamadım. Vestiyerde tam hazırlanıyordum ki Bayan Arnott'un birine seslendiğini ve hoş geldin dediğini duydum. Peki siz ne yaptınız? Üzerimi değiştirmek için dolaplarda bir mayo arıyordum. O sırada bir şeyler duydunuz mu? Evet. Uzaktan gelen bir silah sesi duydum. Sonra aradan bir dakika geçmişti ki 5-6 silah sesi daha patladı. Siz ne yaptınız? Vestiyerde kalarak etrafı dinledim. Çok korkmuştum. Sonra birden Bayan Arnott'un çığlığını duydum. Dehşet vericiydi. Umutsuzca yardım dileniyordu. Hemen elbisemi üzerine geçirerek vestiyerin kapısına koştum. Orada ne gördünüz? Bayan Arnott havuzun kenarında yerde yatıyordu. Siyah elbise giymiş, kısa boylu tıknaz bir adam da üzerine eğilmişti. Önce Arnott'un üzerindeki mayoyu yırttı. Sağ elinde kocaman bir kama vardı. Öyle bir kama ki geniş ağzı pırıl pırıl parlıyordu. O sırada Bayan Arnott ne yapıyordu? Kendinden geçmişti. Zayıf bir mukavemetle adama mani olmaya çalışıyordu.
Yerimden kıpırdamama fırsat kalmadan bıçağı bayan Arnold'un karnına sokup çıkartmaya başladım. Çok korkunçtu. Çok korkunç bir sahneydi. Hala gözümün önünden gitmiyor. Bağırıp yerinizi belli edecek bir harekette bulunmadınız mı? Hayır. Korkudan dilim tutulmuştu adeta. Adamın Arnold'u öldürmüş olabileceğinden emindim. Bu bıçak darbeleri sonrasında bir insanın sağ kalabilmesi imkansızdı. Bu dehşet karşısında tutulmuş kalmıştım. Ne hareket edebiliyordum ne de sesim çıkıyordu. Korkudan tir tir titriyordum. Peki sonra? Adam doğruldu ve Jun Arnold'un cesedini ayağıyla havuza itti. O zaman suratını gördüm. Vahşi bir hayvana benziyordu. Bu yüzü yaşadığım sürece hiçbir zaman unutmayacağım. Kimdi bu adam? Jack Morrell'di. Bir dakika. Siz daha önce Jack Morrell'i hiç görmüş müydünüz? Hayır ama... O zaman gördüğünüz kişinin Jack Morrell olduğunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? O adamın adından Komiser Paul bana söz etmişti. Katilin o olabileceğini söylemişti. Böyle görgü tanıklığı olmaz. Bir şeyler gördüğünüz belli. Katili de görmüşsünüz ama gördüğünüz kişinin adını bilmeden kimseyi suçlayamazsınız. Ama adını bilmesen bile onu gördüm. Katili gördüm. Ama gördüğünüz kişinin adını bilmiyorsunuz. İfade tutanağına gördüğünüz kişinin Jack Morrell olduğunu yazdıramazsınız. Sakin olun Macken. Sizi gören de sanığın avukatlığını yapacak zanneder. Sayın savcı, ben sadece sorgunun sağlıklı yapılmasını istiyorum. Yarın Morrell'in avukatı çıkıp da benim sorduğum soruyu Bayan Coleman'a sorarsa jüri Morrell'i beraat ettirebilir. Pekala. Bayan Coleman'ın gördüğü kişinin Morrell mi yoksa bir başkası mı olduğunu şimdi öğreniriz. Nasıl öğreneceğiz Komiser Paul? Basit. Elimde 6 tane fotoğraf var. Bunları Bayan Coleman'a vereceğim. Bayan Coleman şu resimlere bakarak Bayan Arnold'u öldüren adamı gösterebilir misiniz bize lütfen? Tabii. İşte katil bu adamdı. Buyurun Komiser Macken. Bayan Coleman'ın gösterdiği resim Jack Morrell'a ait. Siz de görüyorsunuz değil mi? Evet, tamam şimdi oldu. Devam edin Bayan Coleman. Sonra ne oldu? Morrell'in yanına başka bir adam daha geldi. Ve bir müddet havuzun başında ayakta durdular. Külçe gibi olmuştum. Hemen arka tarafa giderek vestiyerin içindeki dolaplardan birinin içine saklandım. Bayan Coleman, Morrell'in yanındaki adamı da şu fotoğraflardan bize gösterebilir misiniz? Tabii, bir bakayım. Eğer varsa gösteririm. İşte... O adamın resmi de burada. Morrell'in yanına gelen adam buydu. Bu yüzü nerede görsem tanırım. Morrell'in yanındaki adam kimmiş Paul? Özel şoförü Tony Paretti. Komiser Macken siz de bakar mısınız? Evet gördüm. Peki siz saklandığınız yerdeyken başka ne oldu? İki adam bir müddet daha dışarıda kaldılar. Sonra Morrell mesleğine girdi. Elleri kana bulanmıştı. Saklandığım dolabın ince bir aralığından hareketlerini görebiliyordum. Hafif bir sesle şarkı söylüyor, bir taraftan da ellerini yıkıyordu. Hayatımda bu kadar korkunç bir ses ve şarkı duymamıştım. Peki Bayan Coleman, bütün bu söylediklerinizi ispat edebilir misiniz? Tabii ederim. Nasıl? Elimde bir delilim var. Delil mi? Nasıl bir delil? Morrell ellerini kurulamak için mendilini çıkarttığında... ufak bir altın dolma kalem su deliğinin ızgarasından içeriye düştü. Küfür ederek yanındaki adama isminin baş harflerinin yazılı olduğu kalemi mutlaka bulmaları gerektiğini söyledi. Ama arkadaşı ona bulmalarının imkansız olduğunu, zaten böyle bir şey aramanın kimsenin aklına gelmeyeceğini söyledi. Yani Morrell'in baş harfleri yazılı o kalem hala ızgaranın içinde öyle mi? Birileri bulup çıkarmadıysa orada olmalı. Paul! Hemen efendim. Roche, hemen Jun Arnold'un malikanesine git ve havuz bölümündeki vestiyerin bulunduğu yerdeki ızgarayı araştır. Orada bir dolma kalem olacak. Çok dikkatli ol. O kalem savcılık makamının bir numaralı delili olacak. Hadi göreyim seni. Soruşturmaya devam edebilirsiniz sayın savcım. Ben Coleman, bundan başka bir delil var mı elinizde? Morrell'in ayakkabılarının üzerinde ve hatta kalemin üzerinde de kan lekeleri bulmak mümkündür. Araştıracağız. Şahide soracağınız başka bir soru var mı Komiser Macken? Hayır sayın savcı, bu kadarı yeter. O halde Jack Morrell'in tutuklanması ile ilgili bir müzekkere çıkartacağım. Bu arada Paul, Van Roche Bayan Coleman'ın sözüne ettiği kalemi bulursa onu hemen üstündeki kan lekelerinin tespiti için laboratuvara gönder. Eğer kan izleri Jun Arnold'a aitse işte o zaman Morrell'i elektrikli sandalyeye oturtabiliriz. Kırılan Testi ve Oku Kaplı Oyunun 13. bölümünü dinlediniz.
14. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.